Üçüncü konuşmacımız Fatih Şahin arkadaşımız bize e-CPR için cihaz seçeneklerini anlatacak. Ben de çok merak ediyorum bu cihaz seçeneklerini. Evet Fatih, söz sende. Çok teşekkür ederim Serap Hanım. Sayın başkanlar ve saygıdeğer arkadaşlarım, bugün e-CPR ve cihaz seçeneklerinden bahsedeceğim. Hiçbir firmayla çıkar çatışmam yoktur. E-CPR ekstra korporal kardiyopulmoner restorasyon. Ben önce acillerde gelen hastaların sağ kalım oranı %8. E-CPR'la beraber E-CPR nedir? E-CPR CPR çabaları başarısız olduğunda veno arteri ekmonun kardiyak arrestli seçilmiş hastalarda uygulanmasıdır. Hangi hastaları tercih ediyoruz bu E-CPR yöntemini? Ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi, 18-75 yaş arasında olması, demans hastası olup olmaması, Lucas sığabilecek mi, göğüs kafesine sığabilecek olması, hastane en az 30 dakikada varma süresi olmalıdır. Koroner katarizasyon laboratuvarı için 90 dakika altında olmalıdır varış süresi. E-CPR için başvurulduğu zaman hastane klinik olarak arandığı sürede varış süresi en az 40 ila 50 dakika arasında olmalıdır ki 40 ila 50 dakika arasında olunca beyin ölümü en az, ölüm oranı en az ve hayatta kalma oranı en yüksek oranda olmaktadır. E-CPR uygun olmayan hasta hangileridir? Aile veya bakıcısı reddederse, mekanik kalp masajında kontraindikasyon varsa, hastanın bilinen bir hastalığı veya hamile ise, hastada ekstra korporal kardiyopulmoner restorasyon uygun değildir. Hastayı kabul ettikten sonra 3 defibrilasyon uygulanıyor. 300 mg amiodarondan sonra hasta devam eden otomatik CPR yöntemleriyle beraber hastanenin koroner anjiyografi laboratuvarına götürülüyor. Buradaki amaç nedir? En kısa sürede hastaneye ulaştırmaktır hastayı. E-CPR kanülasyonu nasıl yapılıyor? Serdinger tekniğiyle yapılıyor. Femoral vene 17 frençlik kanül, femoral arteri ise 15 frençlik kanül yerleştiriliyor. Ve prime'ı da soğuk kristalolit, yani 32 derecede kristalolit solüsyonuyla hastanın dolaşımı sağlanıyor. Femoral benden alınan kan santrifügel pompaya giriyor. Santrifügel pompadan membran oksijenatörüne geliyor. Membran oksijenatörü de difüzyonla beraber temizlenmiş kan, oksijenlenmiş kan femoral artere veriliyor. Bu işlemde tamam, beyni koruduk. Hasta yetmezliğe gidiyor ama ateroskleroz devam ediyor. Koroner arterlerde bir yetmezlik devam ediyor. Bu işlemde hangi cihazları kullanıyoruz? CardioHelp ile ECMOLife cihazlarını kullanıyoruz. Bu ECMOLife ile CardioHelp birbirine uyumlu cihazlar, yakın cihazlar. Optimum bir uyumlulukları var. Minimum hemolizi sağlıyorlar. Trombositleri koruma özellikleri var. 14 ila 30 gün ECMO süreleri değişiyor. Non-invasive sensörleri bulunmaktadır. Harici bataryaları bulunmaktadır. Ve kolaylıkla taşınabiliyor. Başka klinikleri rahatlıkla götürebilme özelliği var. Üzerlerinde hangi parametreler var dersek. Venöz oksijen saturasyonunu ölçebiliyoruz. Hemoglobin, venöz ve arteriyel sıcaklığı, arteriyel basıncı, venöz basıncı da ölçebiliyoruz. Ve flowmetrede bulunan bubble sensörle de beraber embol riskini en aza indiriyoruz. ECMOLife'da da aynı şekilde. Oksijen giriş ve çıkışlarında basınç sistemi bulunmakta. Venöz oksijen saturasyonunu görmekteyiz. Yani venözde ilk bulunan oksijen tüketim oranını görebilmekteyiz. Hemoglobin ve hematokrit değerlerini göstermektedir bize online olarak ve aynı şekilde mobildir. Rahat bir şekilde başka bir kliniğe götürülebilme özelliğine sahiplerdir bu cihazlar. Bu iki sistemde de extracorporeal life support sisteminde ventriküler fibrilasyon geçen bir hasta ya da yapılan bir analizdir bu. VF geçiren bir hasta 30 milimetre civa basınç, arter basıncına kadar düşmüş. Daha sonra Lucas cihazıyla veya CPR yapılmış hastaya. CPR'dan sonra ilaç verilmiş ama doron verilmiş ve hastanın ortalama basıncı 80'lere kadar yükselmiş. Daha sonra femoral kanülasyon, Serdinger yöntemiyle femoral kanülasyon gerçekleştirdikten sonra da ve aynı zamanda ECMO'ya başlandıktan sonra ortalama basıncı 100 milimetre civa basıncına kadar yükselmiştir. Hasta dikkat edecek parametreler hangileridir? Antitel karbondioksit 10 milimetre civa basınçtan yüksek olmalıdır. Parsi oksijen 50 metre civadan yüksek olmalıdır.
Satürasyon, oksijen satürasyon %85'ten fazla olmalıdır ve laktat değeri de 18'de az olmamalıdır. Minnesota Üniversitesi'nde bir kıyaslama yapmışlar. CPR ve ACPR uygulanan bir hasta yöntemi. İlk önce CPR'dan başlıyorum. CPR ile beraber hastaneye gelen hasta ilk önce ölümle sonuçlanmış. Diğeri de spontan olarak devam etmiş kalbi. Hastaneye ulaştıktan sonra %15'i hayatta kalmış hastaların. Hastaların %15'i hayatta kalmış. Ama ACPR uygulanan bir hastayla femoral arter ve ven kanalizasyonuyla beraber ECMO cihazıyla beraber desteklenerekten kliniğe getirmiş. Klinikte anjiyo laboratuvarına getirmiş ve burada yapılan müdahalelerle beraber %45 oranında hastalar canlı kalmışlar. Diğer %55 kısım eksi olmuş. Hastaneye ulaşan hastaların %54'ünde anjiyo yapılmış, %24'ünde stent uygulanmış, %3'ünde ise koroner bypass gerçekleştirilmiş. Koroner hastaneye gelen hastaların ACPR'la beraber hastaneye gelen hastaların %84'ünde koroner hastalık gözlenmiş. Bunların tekli olarak %30'u tekli bypass damar yetmez olan %30, ikili bypass ikili damar eksikliği aterosklerozu gelişen hastaların %26, üçlü damar olanlarda ise %44 görülmüştür. En çok hangi damarlarda görülmüştür? Left anterior desenden dediğimiz LAD'de görülmüş. Daha sonra circumflex'te görülmüş ve sağ koronerde görülmüştür. Koroner arter hastalarında intraartik balon pompası %45 olanında kullanılmış. ECMO ortalama 3 gün sürmüş. Hayatta kalma yaş ortalaması ise 59 olmuş. ACPR ekibi kimlerden oluşmalıdır? Acil tıp doktoru, kardiyak müdahaleci, perfüzyonist, hemşire ve paramediklerden oluşmaktadır. Herkesin tabii bulunduğu ortamda ECMO'ya takıp oradan kliniğe getirme olanağı olmuyor. Ambulansta bu işlem nasıl yapıyor? Lucas cihazıyla beraber CPR gerçekleştiriyor. Aynı zamanda hastanede de hem entübe edilebilecek hem de hasta ECMO'ya sokabileceğimiz bir sistem hazır halde bekliyor. Hastaneye ulaşan hastalarda da hem entübasyon hem de ECMO cihazıyla beraber beyin koruması ve aynı zamanda anjiyo laboratuvarına geçerek de stent takılarak da koroner arterlerinde korunması sağlanmış oluyor. Bizim ülkemizde kliniklerde bunlar hangileri yapıyor? Rotaflow da yapılabiliyor, Sorin'le yapılabiliyor, Medos da yapılabiliyor. Bunların özellikleri de gene aynı. Mobil olmaları, hareketli olmaları ve yer değiştirebilmeleri, bataryalarını değiştirebilmesi olması, kimisinin 14 gün ECMO süresinin olması, kimisinin 30 gün sürebilmesi yönünden birbirlerine uyum sağlamaktadır. Bunlar da klinikte kullanılabilecek bir ECPR yöntemleridir. Sonuç olarak %8 ile başlayan ECPR uygulaması CPR'dan önce ECPR'e geçilmesiyle beraber hastalarda kurtulma oranı 5 kat artmıştır. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Fatih'cim bu güzel sunum için teşekkür ediyorum.